Merhabalar. Uzun bir aradan sonra ay sonu videosuyla karşınızdayım. Ocak ayı içerisinde izlediğim dizilerden ve filmlerden bahsedeceğim. Geçtiğimiz ay en çok konuşulan yapımları izlediğimi düşünüyorum ve hepsi hakkında tabii ki de çok değerli yorumlarım var. Ocak ayı içerisinde zaten izlemekte olduğum dizilerin yeni sezonları çıktı ve onları izledim öncelikle. BoJack Horseman çıktı. Benim şu an en sevdiğim dizi BoJack olabilir. Bayılıyorum. Son sezon da harikaydı. Gene bol bol ağladım. Hüzünlendim. Çok seviyorum BoJack'ı. İnanılmaz çok seviyorum. Bir oturuşta bitirdim zaten yeni sezonunu. Yine çok sevdiğim dizilerden biri olan Sabrina'nın yeni sezonu çıktı. Ben ikinci sezonu daha çok beğenmiştim. Bence harikaydı ikinci sezon. Bütün sezon bir önceki sezonla kıyaslayınca biraz daha sönük kaldı benim gözümde. Ama yine de ben bu diziyi çok seviyorum. Sonuçta cadılar var. Tam böyle kafa dağıtmalık bir dizi Sabrina. Sabrina ile ilgili benim en çok sevdiğim şey o karanlık atmosfer içerisindeki mizahi yönü. O yüzden çok severek, keyifle takip ettiğim bir dizi. You'nun ikinci sezonu çıktı, izledim. You bence iyi bir dizi değil. Ama kendini inanılmaz izlettiren bir dizi. İyi bir dizi derken kötü bir dizi olduğunu da söylemiyorum. Ortalama bir dizi izlenebilir. Sadece çok 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 fazla mantık hatası var. Çok fazla mantıksız şey oluyor. Ama dizinin genel atmosferini izliyorsunuz, merak ediyorsunuz ve o gerçekçi yanı sizi diziye bağlıyor. O yüzden seviyorum. Bir sonraki sezonda merakla bekliyorum. Böyle diyorum ama gerçekten bir oturuşta bitirdiğim bir sezon oldu yine You'nun ikinci sezonu. Ama esas geçen ay konuşulan en büyük iki diziye gelelim. En azından Türkiye'de. Witcher'dan başlayalım. Dizi hakkında yorum yapmadan önce şunu söylemem gerekiyor. Witcher benim inanılmaz sevdiğim bir oyun serisi. Bütün oyunlarını oynadım. Fakat kitaplarını okumadım. O yüzden Witcher evrenine olan hakimiyetim tamamen oyunlarla sınırlı ve dizi oyunlarla hiçbir alakası olmayan bir yapım. Bunu önceden de söylediler. Dolayısıyla dizi izlemeye başladığımda bu nasıl twist diye kendimi yerlerden yerlere vururken aslında bunun hiçbir anlamı olmadığını fark ettim. Çünkü tamamen kitaplara dayanıyor dizi ve ona göre yorumlamak daha doğru olacaktır. O yüzden benim şu çok güzel uyarlanmış, bu hiç uyarlanamamış demem çok da bir şey ifade etmiyor. Oyundan bağımsız düşünüyorum ve evren hakkında hiçbir fikrim olmadığını düşünüyorum. Böyle düşündüğümde de yine dizi benim için birazcık hayal kırıklığı oldu. Çünkü bence Witcher'ın akışında ciddi bir sorun var. Oyuncuları çok beğendim. Geralt ve Ciri özellikle harikaydı. Kısıtlı bütçe yüzünden özel efektler çoğunlukla dandikti ama yine de genel olarak dizinin atmosferi bence hoştu. Fakat akıştaki sorun diziye odaklanmayı zorlaştırıyordu bence. Kitaplarda da hikayeler konudan konuya atlıyor olabilir. Ama bu bir dizi ve bu evren hakkında hiçbir şey bilmeyen insanları bir şekilde tutması gerekiyor. O kitleyi tutması için de daha akıcı olması gerekiyor. Sezon boyunca kimin kim olduğunu, neyin ne olduğunu, neyin nerede olduğunu anlayabilmek bayağı bir zaman alıyor. Mesela Witcher'a dair hiçbir şey bilmeyen birkaç arkadaşıma sordum. Çoğu diziyi 2. 3. bölümde bırakmış. Çünkü dışarıdan birini tutması çok zor. Bu bence ciddi bir sıkıntı. Çok başarılı bir kitap uyarlaması olabilir. Kitapları okumadan bunun hakkında bir yorum yapamam. Ama mesela sürekli Game of Thrones'la karşılaştığımda ya. Game of Thrones'un kitaplarında da çok farklı bir akış var. Spoiler vermemeye çalışarak ifade etmek gerekirse kitaplardaki akıştan daha farklı bir akış söz konusu dizide. Çünkü birisi kitap, birisi ekran ve olabildiğince iyi bir şekilde uyarlanmış bir yapım görüyoruz biz Game of Thrones. Ama bence Witcher karşılaştırılamaz bile. Ha bu demek değil ki izlemeyeceğim. İkinci sezon çıkarsa tabii ki de izleyeceğim. Merak ediyorum. Örneğin Harry Cavill'a karşı ben çok önyargılıydım. Çünkü zaten fazlasıyla öne çıkan bir karakterle bütünleşmiş durumda Superman olarak. Ama bence çok başarılıydı. Ben kesinlikle başka bir şey görmedim. Bütün önyargılarım kırıldı onunla alakalı dizide. Ama öyle aman aman of yılın yapımı geliyor mükemmel denilecek bir durum kesinlikle yok bence. Güzel bir dizi. Fantastik evren severler zaten sevecektir, izleyeceklerdir. Sadece biraz sabır gerektiriyor Witcher. Fantastik dizi demişken Türkiye'nin medarı, ihtiyarı Atiye'ye geçelim. Atiye benim Muhafız faciasından sonra tamamen beklentisiz bir şekilde izlemeye başladığım bir diziydi. Çok başarısız bir örnek gördüğümüz için mi bilmiyorum ama ben Atiye'yi beğendim. Berasak böyle kişilik olarak benim çok sevdiğim birisi. Çok yakından tanırım kendisine. En azından bize yansıdığı kadarıyla demek istiyorum. O yüzden onu görmek heyecan vericiydi. Bence Atiye kesinlikle izlemeye değer bir yapım olmuş. Bir kez bu benim bak hep aklıma gelmiştir. Şerefsizim benim aklıma gelmişti. Ya Anadolu'da o kadar çok mistik hikaye var, o kadar çok mistik yer var ki bir sürü dizi, film çıkarabilirsiniz. Göbekli Tepe'nin böyle fantastik bir hikaye içerisinde işlenmesi bence çok güzeldi. Kesinlikle kullanılması gereken bir materyal, iyi bir potansiyeli var ve o potansiyelin hakkının verileceğini düşünüyorum. Atiye tabii ki de çok daha iyi olabilirdi. Bence en büyük sorunlardan bir tanesi çok yapmacık diyaloglar olması dizide.
inanılmaz yapay duruyor. Türkçe'de günlük konuşma dilinde kim gelip de size evlat, evlat, evlat diyor. Spoiler vermek istemediğim için çok fazla örnek vermeyeceğim ama çok var böyle aşırı eğreti duruyor. Mistik ögeleri kullanalım, Göbeklitepe'nin hakkını verelim derken bence biraz fazla karmaşık bir mistik öge kullanımı vardı. Biraz fazla zorlamaydı. Yani şimdi Süryanice'yi de kullanalım ama aynı zamanda Kur'an'dan ayetler de olsun. Ama bunlar dizi izlerken göz ardı edebildiğim noktalar oldu. Genel olarak beğendim ve ikinci sezonu gerçekten merak ediyorum. Atiye bence OE ile Dark'ın bir karışımı gibi olmuş. Genel olarak atmosferi Dark'a çok benziyor ve karakterimiz Atiye kesinlikle bana OE'yi hatırlatıyor. Bence iyi, izlenir. Bravo. Gelelim son günün en çok konuşulan bir diğer yapımına. Rise of Empires Ottoman. Bu mini belgesel dizi Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethedişini anlatıyor. Bence oldukça başarılı bir belgesel. Sanıyorum Rise of Empires'ın diğer sezonlarında başka olaylar işlenecek ama ilk sezonu İstanbul fethine ayırmışlar. Bakın bu yapım güzel. Netflix'te zaten son yıllarda bu formatı görebiliyoruz. Örneğin Last Chairs diye bir yapım var. O da son çarları anlatıyor. Yine belgesel fakat canlandırmalar dizi şeklinde. Yani yarı belgesel, yarı dizi. Bence güzel ve sürükleyici bir anlatım dili. Çok eleştiren de oldu ama ben güzel olduğunu düşünüyorum. Ben bir tarihçi değilim. Tarih konusunda engin bilgilerim yok tabii ki de. Sadece bir izleyici olarak şunu söyleyebilirim ki yıllardır Türk sinemasında düşman tarafın geri zekalı, embesil gibi gösterilmesine alışan bünyelere İstanbul'un aslında ne kadar zor şartlar altında fethedildiğini ve ciddi bir savunma olduğunu göstermeleri tabii ki de bazı kişileri rahatsız etti bence. Çünkü bizim çocukluktan beri ekranda gördüğümüz Bizanslılar geri zekalıydı. Rise of Empires bu yönden pek çok kişiyi rahatsız etti. Zaten 2 ay sürmüş kuşatma. İstanbul'un fethi kolay bir şey olsaydı, Fatih Sultan Mehmet hiç zorlanmadan, hiçbir zorlukla karşılaşmadan bunu başarmış olsaydı zaten 2 ay sürmezdi ve zaten İstanbul önceden defalarca kez fethedilmiş olabilirdi. Aksine izlerken bence şunu düşünmek gerekiyor. Bu kadar uğraşa rağmen fethedilememiş bir şehir 2 aylık çok büyük uğraşlar sonucunda fethedilebilmiş. Bence bu açıdan düşün. Her imparatorluğun, her devletin kendi kahraman figürleri var. Ben oyunculukları çok beğendim. İngilizce kullanımı da bence güzel oldu. Bir format oldu Netflix'te. Last Chairs'da da İngilizce konuşuyor mesela Ruslar. Bir belgesel değil ama örneğin Vikingler'de de İngilizce konuşuyorlar gibi. Bu yapımın bir belgesel dizi olduğu göz önünde bulundurulursa ve Netflix gibi bir platformda olduğu göz önünde bulundurulursa daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşma bakımından ve daha Hollywood standartlarından maalesef hani üst standart olarak belirlediğimiz, tanımadığımız şey buysa eğer ona biraz daha yakın olması bakımından bence çok doğru bir karar ve profesyonel, tertemiz bir belgesel var karşımızda. Sadece şöyle bir şey oldu. Oyuncuların sonuçta İngilizce ana dilleri değil ve bence gayet aksanları, telaffuzları normaldi. Bir sahnede Birkan Sokullu İtalyanca konuşmaya başlıyor ve ben diziyi mutfakta izliyordum. Ev arkadaşlarım İtalyanca'yı duydu ve bir anda böyle döndüler. Kim konuşuyor dediler, ne kadar komik konuşuyor, çok tuhaf bir aksanı var ve işte vurgulamaları söyledi, her şey çok yanlış, çok komik konuşuyor dediler. Üzgünüm Birkan Sokullu, İtalyanlar İtalyanca tiyatrosunu beğenmediler. Sözün özü, güzel bir yapım, tarih sevenler bence izlesinler. 2 tane filmden bahsedeceğim. İlk film Marriage Story. Marriage Story bir çiftin boşanma sürecini anlatıyor. Konunun bir orijinalliği var mı? Yok. İçerisinde arabalar patlayıp uçuşuyor mu? Hayır. Peki salya sümük ağlatan bir dram mı? Hayır. Aksine çok gündelik, çok içimizden bir mesele. Çok yalın, çok sade ve mükemmel. Çok güzel. Bir çiftin boşanma sürecinde yaşayabileceği o duygusal değişimleri, o durumları o kadar güzel anlatıyor ki film. Oyunculuklar harika, çok sakin, çok böyle temel bir şeyi anlatan, çok böyle içten duyguları anlatan bence harika bir film. Dram seviyorsanız ve hala izlemediyseniz Marriage Story'yi izlemenizi mutlaka öneririm. Son olarak bahsedeceğim film Little Women. Little Women çok meşhur bir kitap. Babaları askerde olan 4 kız kardeşin anneleriyle birlikte yaşam mücadelesini anlatıyor. Çocukken pek çoğunuz okumuşsunuzdur diye düşünüyorum. Ben de ta ilkokuldayken okumuştum. Film uyarlaması zaten daha önce yapılmıştı. İzlemedim. Fakat bu seneki Little Women'ın bir kere yönetmeni olsun, oyuncuları olsun
Zaten inanılmaz ilgi çekici bir kadrosu olduğunu düşünüyorum ben. Filmi Greta Gerwig yönetti ve son zamanlarda zaten filmleriyle oldukça öne çıkıyor. Bence gayet de iyi bir iş çıkarmış. Ben çok beğendim filmi. Bence oyuncular çok yakışmıştı karakterlerine. Aslında Emma Watson bu filmde olacağını duyduğum zaman ben onu hep böyle Joe olarak hayal etmiştim ama Meg olarak da olmuş. Beni sadece şu çok rahatsız etti filmde. Oyuncuların Amerikan aksanları gerçekten çok yapmacıktı. Özellikle Emma Watson. Emma Watson'ı ben çok seviyorum biliyorsunuz. Bunu söylememe bile gerek yok ama gerçekten iyi bir oyuncu değil ve değil. Kadro gerçekten günümüzün yeni nesil Şampiyonlar Ligi'nden oluşuyor. Kitapların film uyarlamalarında yapılan değişiklikleri sevmem. Ama bu uyarlamada yapılan değişiklikleri sevdim. Sanırım The Woman Türkiye'de daha vizyona girmedi. Sinemalarda olduğunda gidip izlemenizi öneririm. Bence güzeldi. Yani yine ağladım. Filmlerde, dizilerde ağlıyorum sürekli. Seviyorum ağlamayı. Ocak ayında Friends dizisini 5. kez baştan sona bitirmem dışında izlediğim yeni şeyler bunlardı. Siz neler izlediniz, neler yaptınız? Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. Şimdilik bu kadar diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.